Merhaba değerli arkadaşım. Üçgende alanda sona doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet, standart soruların akabinde şimdi ÖSYM tarzı sorular, 8 tane soru burada bizi bekliyor. İstersen bir an önce 8 sorumuzu çözelim, kalan iki pekiştirmemizle beraber konumuzu kapatalım. Ne dersin? Hazır mıyız? İkimiz de o zaman gelsin birinci sorumuz. Şimdi değerli arkadaşım, ÖSYM sorularını biliyorsun, temel mimayetiyle sınavda gelebilecek soru tiplerine yakın olan sorular demek oluyordu. Dön, yine burada döndürmeli sorular. Yani e, bu sorular biliyorsun katlamalı döndürmeli sorular ÖSYM'nin sevdiği soru tipleriydi. Şöyle bir bakalım. BC eşittir 3 santimetre. Hay hay. E, zaten BC AB eşittir 3 kök 3. Burası 3 kök 3. ABC dik üçgeninde C noktası o yönünde. Şimdi aklıma ilk gelen şu oldu. Burası 3, burası 3 kök 3 ise o zaman 3 kök 3'ün karşısındaki kenar 60 derecedir. Yani şunun tamamı 60 derecedir. Burası 30 derecedir. Dolayısıyla 30 derece döndürüldüğü için A noktası, A üssü noktasına denk geldiğinden dolayı burası da 30 derecedir. Tamam. Şimdi orası tamam. Ee, saat yönünde 30 derece döndürülüyor. Saat yönünde 30 derece döndürülüyor. Ne demek? Yani buradan ee, C noktası saat yönünde 30 derece pardon ABC dik üçgenin C noktası etrafında saat yönünde yani bu tarafta 30 derece döndürülüyor. Bu şu yönde 30 derece döndürülüyor. O zaman şu mesafe 30 derece olacak mıdır değerli arkadaşım? E, tamamın 60 derece olduğunu söylemiştim ben sana. O zaman şu açıda 30 derece. Tamam. Burası 60 derece. Hay hay. Tamamı 30, 90, 60 olduğu için buraya da 30 derece kaldı. Yani burada bir ikizkenar üçgen oluştu aslında. Neyse. E, burası 3 ise burası da 3'tür değil mi? Çünkü şu kenar bu kenar aynısıydı. Döndürüldüğü için. 60'ın karşısında 3 varsa 30'un karşısında kök 3 değil mi? Burada da 6 olacaktı. Pardon 2 kök 3 olacaktır. Bir işimiz yarayacak mı? Bakalım. Ne, ne istiyor? Taralı bölgenin alanı isteniyor. Hay hay. Şuraya S1 diyelim. Taralı bölgenin alanı eşittir. Alan ABC eksi S1. Hay hay. Alan ABC'yi nasıl buluyoruz değerli arkadaşım? Alan ABC'yi şöyle bulur. 3 kök 3. Burası 3. 3 kök 3 çarpı 3 bölü 2'den S1. Tabanımız 3. Yüksekliğimiz kök 3. Dik üçgen çünkü. 3 çarpı kök 3 bölü 2'den. 9 kök 3 bölü 2'den 3 kök bölü 2 çıkarsa 6 kök 3 bölü 2. O da eşittir. 3 kök 3 birim santimetre kareye gelecektir. Yani birinci sorumuzun toplamda 27. sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik x 28. sorumuza. Burada bir öklit bansı varmış. Neydi öklit bansı? H, dikten indirilen dikme var. H kare P çarpı K. C kare P çarpı tamamı. B kare eşittir kenar K çarpı tamamıydı. Bir hatırlattık. Evet iki tane kare var. Karenin alanları oranları 4'müş. Şimdi karenin alanları oranı 4 ise benzerlik oranı ne olur değerli arkadaşım? Alanları oranı benzerlik oranının karesiydi değil mi? O zaman benzerlik oranı 2 olduğu için buraya A dersek burası 2A ya yani da K dersek 2K olacaktır. Hay hay. Buraya A diyelim. A olur. 2A olur. Buraya A diyebiliriz değil mi? Şimdi burada öklit var. Buraya H dersek H kare P çarpı K'dan yani H kare A çarpı 2A'dan H eşittir A kök 2 olacaktır. Yani burası A kök 2. Şimdi bizden istenen şey nedir? Sinüs alfa. Neydi değerli arkadaşım? Sinüs alfa karşı dik kenar bölü dik kenar bölü kom hipotenüs. Şimdi karşı burası hipotenüs yok. O zaman buraya da AB'yi bulalım. AB öklitten de bulabiliriz istersen. Buraya x der diyecek olsak a çarpı 3a değil mi? Ee, şöyle yapalım. x kare eşittir a çarpı 3a'dan yani öklit pansı şuradaki öklit bansı şuraları sileyim. Daha rahat görme için. C kare eşittir. P çarpı tamamı. A çarpı 3A. Buradan X eşittir. A kök 3 olacaktır. Hay hay. Burası A kök 3. O zaman bu da oranımız nedir? Karşı dik kenar A kök 2. Ye. Bölü A kök 3. Hipotenüs karşı bölü hipotenüs. Bundan a'lar götürürse paydayı kökten kurtarmak için kök 3 ile çarparsa kök 6 bölü 3 yapacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? E seçeneğidir. Hmm, geldik buraya. Alan kaydırma diye bir teorem vardı. Konu anlatımını izlemediysen konu anlatım videolarımı lütfen izlemeni tavsiye ediyorum. Buraya S diyecek. Burası A ortak alan. Tabii ki kelebeğin kanatları birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Neden? Çünkü şu üçgen ile şu üçgen ABC üçgenin alanları birbirine eşittir. Neden? Taban çarpı yükseklikleri aynı olduğu için. Dolayısıyla e, bu taralı bölgenin alanını bulmak istiyorsak şöyle bir e, şekil daha çizersek. Şu alan şuraya S diyecek olsa kelebeğin kanatlarından dolayı buralar paralel ya. Burası da aynı şekilde ne olacaktır? S olacaktır değerli arkadaşım. Burası A'ydı zaten. S A buraya taşıdık. O zaman bu S A dediğimiz ifade yani taralı bölge burası oldu değil mi? Taralı alan ne oldu? tabanımız 4 oldu. Yüksekliğimizde dışarıda geniş açılı üçgen olduğu için geniş açılı üçgenin yüksekliği dışarıdaydı. O zaman 4 çarpı 6 bölü 2'den 12 santimetre kare gelecektir. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneğidir. Geldik 30. sorumuza bu bölümün 3. sorusuna. Hay hay. Tamam. bir üçgen verilmiş, dik üçgen verilmiş. S1, S2 alanları belirlenmiş. AD diktir, BC denilmiş. Hay hay. S1 ve S2 e, ee, içinde bulundukları bölgenin alanlarından bahsetmiş. Üçgenlerin alanları demiş. S1 ve S2 alanları bir sütun grafiğine gösterilme Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ha, mesela burada S1 bir birim kare oluyor. Burada S1 S2 3 birim kare oluyor. 2 birim kare 3 birim kare gibi düşünebilirsin. Düşünebiliriz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. C açsa 30 derece. Tamam. Buraya 60 diyelim. Buraya 30 diyelim. Buraya da 60 diyelim o zaman. Oldu mu? Şimdi bir yerden başlamamız lazım. Bir yere değer vererek başlayalım. Nereye değer vererek başlayalım? Hiç fark etmez. Olabilir dediği için onunla orantılı. Yani alanlar arasında bir ilişki kurmaya çalışacağım. Şimdi şuraya 90 derece ise 90 derecenin karşısına 2 kök 3 der isem. Niye? Çünkü 30'un karşısı bunun yarısı olacak da kök 3. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı 3 olacaktır. 30'un karşısı 3 ise 60'ın 90'ın karşısı 6'dır. 60'ın karşısı 3 kök Şimdi bakalım S1 eşittir. S1'den kastımız şurası. 3 çarpı kök 3 bölü 2. S2 nedir değerli arkadaşım? Aynı mantaliteyle 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2 dik üçgende. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2. Şimdi 3 kök 3 bölü 2 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2 Bunlara S diyecek olursak Bu S olursa bu da 3S olur değil mi? Demek ki biri diğerinin 3 katı. O zaman sorumuzun doğru cevabı 1'e 3. Yani nedir değerli arkadaşım? C seçeneği olacaktır. Geldik 31. soruya. Dar açılı bir ABC üçgenin alanı 20 cm karedir diyor. Dar açılı üçgeni biz burada çizdik. Şekilleri önceden çiziyorum ki daha iyi görmen için. Biliyorsun şekil çizme özürlüsü olaraktan <laughs> karşındayım. Önceden çiziyoruz. Hem zamandan tasarruf hem de görüntü A noktasının BC'ye göre simetri demiş. Dar açılı ABC üçgeninde A noktasının BC'ye göre simetriyi A üstü noktası. Hay hay. Yani şurasıyla şurası birbirine eşit. B noktasının C'ye göre simetri diyor. B noktasının C'ye göre simetri. B noktasının C'ye göre simetriyi yani şu mesafe ise B üstü noktası. O zaman bu mesafe neyse bu mesafe de aynıdır. Aynı şekilde C noktasının B'ye göre simetriği şu noktaya göre simetri. Bunun da simetri olarak şu mesafe şu. Bu da eşittir. Yani 3 tane ne oldu? Eşit olan uzaklıktan bahsetmiş olduk. A üssü B üssü C üssü al, e, alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi değerli arkadaşım şöyle düşünebilir miyiz? Tamam. Bunun tabanına x diyecek olursak burası da x, burası da x'tir, değil mi? Yüksekliğine h diyecek olursak bunun da yüksekliği h. Çünkü simetri olduğundan dolayı bu h da bu da h. Şimdi alan abc yani 20 cm kare nedir? Alan abc eşittir. Ee, x çarpı h bölü 2. Bu da 20 cm kare mi? Evet. Peki alan a üstü b üstü c üstü nedir değerli arkadaşım? Alan a üstü b üstü c üstü eşittir. 3x çarpı h bölü 2. Şimdi değerli arkadaşım 3x x h bölü 2'ye 20 diyecek olsak 3s olur. Yani 3 çarpı 20'den 60 santimetre kare gelecektir. Yani 31. sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım 60 santimetre kare D seçeneğidir. Geldik 32. sorumuza. Şimdi tanjantın değeri isteniyor bizden. Tamam. Ee, tanjant B, tanjant C değerleri verilmiş. Onu bulmak için neydi? Tanjant karşı bölü komşuydu. İkiz kenar dik üçgende x, x, x kök 2 kökükiydi. Unutmayalım. Şimdi ABC bir dik üçgende BC 10 santimetre. Tanjant C artı tanjant B'nin toplamı da 2 santimetre. 2 birimdir diyor. Tamam. Buraya C, buraya B diyelim. Bunları bulalım. Tanjant B nedir değerli arkadaşım? Karşı bölü komşu. Yani B bölü C artı tanjant C nedir değerli arkadaşım? karşı bölü komşu. Yani C bölü B. Bu da eşittir. Payda, e, kaça eşitti? 2 idi. Devam edelim. Payda eşitleyelim. B kare artı C kare bölü BC eşittir. 2. Evet. Şimdi bunu yaptık. İyi güzel hoş. Bunu buradan B kare artı C kare karşı atarsak 2BC. Buraya atarsak eksi 2BC eşittir. 0 olur ki şöyle bir hatırlatma yapalım. Not diyelim. Hatırlatma. Ee, x eksi y'nin parantez karesi neydi? x kare eksi 2 xy artı y kareydi değil mi? Burada da bir tam kareli bir ifade var. Yani bu da nedir? b eksi c'nin parantez karesinin açılımı sıfırsa b eşittir. b eksi c sıfır olur ki b buradan b eşittir c çıkacaktır. Dolayısıyla b eşittir c çıkacağından dolayı ikiz kenar dik üçgen olur ki burası 10 neyin kök 2 katı 10'dur? 5 kök 2'nin. Bu da 5 kök 2 olacaktır. Değil mi? ABC üçgeni alanından bahsediyor. Alan ABC eşittir değerli arkadaşım. Hemen yerine yazalım. 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 bölü 2'den kök 2 çarpı kök 2 yapar. 2 ile sadeleşir. Buradan 25 birim kare gelecektir. Yani sorumuzun doğru cevabı 25 birim kare B seçeneğidir. Geldik 33. sorumuza. Adım adım ilerliyoruz. Şimdi düzlemde bir ABC üçgeni ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Tamam bir ABC üçgeni çizdim ben sağ tarafta. AB 5, AC 7, BC de 6. ABC iç açı ortalarının kesim noktası o noktasıdır. Çizdik mi? Çizdik. O noktasının en yakın köşe B köşesidir diyor. Şimdi değerli arkadaşım şuradan başlayalım. İstersen e, nereye? Şuraya. E, buraya X diyelim. Tamam. Buraya da x diyelim. Bir doğru dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçaların uzunlukları birbirine eşittir değil mi? Bunu biliyoruz. O zaman burası 6 eksi x oldu. 6 eksi x e burası da 6 eksi x oldu. Değil mi? Evet. Şimdi burası x'e burası 5 eksi x kalır. O zaman burası da 5 eksi x olur. Toplarsak bunları yani şunun x'ini toplarsak 11 eksi 2 x eşittir 7'den. Buradan 4 eşittir 2 x. x eşittir 2 çıkacaktır değerli arkadaşım. X'i 2 bulduysak hemen götürüp yerlerini yazalım. eşittir 2'dir. 2. O zaman burası 3. Burası da 3. Burası 4. Burası da 4. Şimdi diyor ki O noktasının en yakın olduğu köşe B köşesidir. Evet doğrudur B köşesi. Niye? Buraya R diyecek olursak Pisagor bantısı kurduğumuz zaman en küçük kenar X2 olduğu için en küçük uzunlukta en küçük mesafede bu OB uzunluğu olacağından dolayı yani OB uzunluğu küçüktür. AO uzunluğundan o da küçüktür OC uzunluğundan. Çünkü Pisagor bağımsını uygularsak en uzun kenar burada olduğu için OC uzunluğu en uzundur. Dolayısıyla en yakın nokta B köşesidir. Hay hay doğru. A köşesini çemberin AB'ye teğetin değme noktasına olan uzaklığı 3 birimdir. A köşesinin teğetinin değme noktası olduğu evet AB'ye teğetin değme noktasına olan uzaklığı yani şu noktayı soruyor. K'yı soruyor. Şu AK mesafesini soruyor. AK eşittir AK. O da 3 birim. Doğru mu? E, tabii ki bu da doğrudur. Değil mi? AOB büyüktür BOC. AOB'den bahsediyor. AOB. Şimdi tabanı en büyük olan neresi? 7. O zaman bir kere en büyük alan A e, AOC büyüktür çünkü yükseklikler aynı olduğu için daha sonra BOC alan BOC. O da büyüktür değerli arkadaşım. Alan A, O, B. Alan A, O, B olacaktır. E burada doğru mu? Tam tersi. O zaman bu yanlıştır. Dolayısıyla 1, 2 yani 33 sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? B seçeneği olacaktır. Geldik 34. sorumuza yani artık bu bölümün son sorusuna. Şimdi şunu unutmayalım. Üçgenler benzer ise benzerleri e, alanları oranı benzerlik oranının karesine eşiti. Bunu bir kere hatırlatalım. Şimdi değerli arkadaşım. şekilde veren ABC eşkenar üçgeni biçiminde karton B köşesi AC üzerine gelecek biçimde katlanıyor. B köşesi AC üzerine gelecek şekilde katlanıyor. EF boyunca katlanıyor. Hay hay. Bu şekilde katlanmış. Yani şunu şurada çizecek olursak EF üzerinde bu şekilde katlamışız. Tamam. Buraya 3 demişiz. E, tamam. B Efe EF boyunca katlanıyor. A E 5. Burası 3. Tamam. Hay hay. Şimdi öncelikle katlama sonucunda şurasıyla şurası birbirine eşit mi? Tabii ki eşit değil mi? Yani buraya A dersem burası da A olacaktır değil mi? Aynı şekilde bu kenarla bu kenar da birbirine eşit mi? Eşit. Tamam. E, burası 60 derece ise eşkenar üçgenden dolayı burası da 60 derece mi? Eşit. Burası 60 dereceydi zaten. Bakalım bir işimize yarayacak mı? Burası da 60 derece. Şimdi değerli arkadaşım şu açı alfa dersek bu açıda eşit. açıortay orta açı çünkü simetrisi oluyor ya katlandığı için. O zaman şu açıyla da şu açımız ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi şöyle bakıyorum. Olaya şöyle bakalım bir. Tamam. Ee, başka bir renk seçeyim. Hemen olaya gireceğim. Şimdi değerli arkadaşım şöyle bir göz gezdiriyorum. Buraya ne diyelim? Tamam. Ben diyorum ki şu açılara belli bir değer verelim. Şuradan başlayalım. Burada benzerlik kuracağım aslında. Burası 5, burası A. Şimdi burası A artı 5 oldu mu? bir kenar uzunluğu? O zaman bir kenar uzunluğu A artı 5 olacağı için şuraya da A artı 2 diyebilirim. Bir faydası var mı? Gerek yok galiba bunu kullanmayacağız. Şimdi ne yapabilirim diye şöyle bir göz gezdiriyorum. Burası burası tamam. Şurayla başlayalım. Buraya alfa diyelim. 9, 60, alfa. Buraya beta diyelim. Alfa. Burası beta. Burası 60 o zaman buraya alfa kalır mı? Çünkü alfa artı beta eşittir. 60 eşittir. Neydi? 120, 180 dereceydi değil mi? Doğrusal açıydı. 60 var beta var o zaman burası alfa olur ki 60 var beta, alfa var burası beta olur. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum sana benzer üçgenleri bulmaya çalışıyorum. Hangi üçgenleri? AED üçgeni. AED üçgeni. AED üçgeni benzerdir. Hangi üçgeni biliyor musun? CDF üçgeni. Görebildin mi? AEF, CDF üçgenine benzerdir. A, E, F. C, D, F. Yani 60 alfa beta. 60 alfa beta. Şu iki üçgen birbirlerine benzerdir. Benzer üçgenin alanları onun benzerlik oranının karesine eşittir. Yani alan AED bölü çünkü bu üçgenlerin benzer olduğunu bulduktan sonra benzerlik oranına bakacağız. CDF'nin oranlarına baktığımız zaman beta'nın karşısında 5 var. Beta'nın karşısında 3 var. O zaman 5 bölü 3'ün karesi dediğimiz zaman 25/9 gelecektir ki sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? 25/9 yani D seçeneğidir. Evet bu şekilde ÖSYM tarzı sorularının da sonuna geldik. Şimdi sırada ne var değerli arkadaşım? 2 tane pekiştirmemiz kaldı. Bunlardan ilki pekiştirme 23. 23 nolu pekiştirmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.